Merhaba sevgili çocuklar, matematik kampımızın 25. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılarla bölme işlemi. Bu dersimizde bölme işlemiyle ilgili terimleri tanıyacağız. Kurallarımıza biraz değineceğiz. Bölme işlemini iki farklı sembolle gösterebiliriz çocuklar. Alt alta bölmelerde bir numaralı sembolü, yan yana bölmelerde ise 2 numaralı sembolü kullanıyoruz. Yani 2 nokta üst üsteyi kullanıyoruz. Bölme işlemi eşit şekilde paylaştırma anlamına geliyor. Bu paylaştırılan sayıya biz bölünen diyoruz. Bölme işlemindeki yeri burasıdır çocuklar. Bize verilen sayıyı kaç eşit parçaya böleceğimizi ise bölen alanında gösteriyoruz. Verilen sayıyı gruplara ayırdık. O gruplarda yer alan sayının kaç tane olduğunu ise bölüm alanında görebiliyoruz. Grupları ayırdıktan sonra en son ayrılmayan kısma ise kalan diyoruz çocuklar. Örneğimizi inceleyelim. Bakın 818 sayısı 8 eşit parçaya ayrılmış ve her bir grupta, her bir parçada 102 tane birim yer alıyor. 2 tane ise kalanımız vardır. Bunu anlatıyor çocuklar. Peki bölme işlemini nasıl yapıyoruz? Bölme işlemini yaparken de çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü çokça faydalanacağız çocuklar. Hemen örneklerimize geçip bu konuyu öğrenmeye başlayalım. Verilen bölme işlemlerini yapalım diyor. 412 sayısı 4'e bölünüyor. Bakın 3 basamaklı bir sayıyla 1 basamaklı bir sayı bölünüyor. En büyük basamaktan başlayıp sorumu soruyorum. 4'ün içinde 4 var mı? Bu şu anlama geliyor. 4 tane birimin içinde 4 tane birim çıkar mı? Ya da kaç tane çıkar? Bunu bulabilmek için 4'er 4'er sayıyoruz çocuklar. Buradaki sayıyı geçmeyene kadar. 4 dedim ve bu sayıya ulaştım. Bir defa sayma işlemi yaptım. 1 ile 4 şimdi çarpılacaktır. Ama 412'nin altına değil. Biz şu an sadece 4'e soru sorduk. 4'ün içinde var mı dedik. O yüzden 4 ile 1'i çarptıktan sonra 4'ün altına yazıyoruz sadece. Sonra ise verilen sayıdan o çarptığımız sayıyı çıkartıyoruz. 4'ten 4 çıktı, 0. Böylece en büyük basamakta görevim bitmiş oldu. Hemen yan basamağa geçiyorum. 1. 1'i direkt aşağı indiriyorum. Ve her yukarıdan aşağı indirdiğim sayıya şu soruyu soruyorum. 1'in içinde 4 var mı? Yok diyorsa buraya bir tane 0 yazmam lazım. Ve 1'in de görevi böylece bitmiş oldu. Yukarıdan indirdiğimiz her sayıdan sonra bölüm alanına bir sayı yazmamız lazım çocuklar. Şimdi sırada 2 var. 2'yi aşağı indiriyorum. Bakın şu bölümde yer alan sayım 12 oldu. Ve sorumu tekrar soruyorum. 12'nin içinde 4 kaç defa var? Bunu bulmak için ise 4'er 4'er saymaya başlıyorum. 4, 8, 12. Aynı sayı olmak zorunda değil ama ondan daha büyük bir sayı olmamalı. Bu kesin. 3 tane saymada 12'ye ulaştım. O zaman 3 tane var. Burada ise dikkat edeceğim nokta şudur. En son yazdığım 3 sayısıyla 4'ü çarpıyorum. 3 kere 4, 12 dedim ve çıkartma işlemimi gerçekleştirdim. Yukarıda indireceğim başka bir sayı olmadığı için bu benim kalanımdır. Bu da benim bölümümdür. Burada şunları da hatırlatalım. Eğer kalanımız 0 ise bu bölme kalansız bölmedir. Eğer kalanımızda sayı var ise bu bölme kalanlı bölmedir. Ama dikkat ediyoruz ki bu kalan şu böldüğümüz sayıdan daha büyük olamaz çocuklar. Yani kalanımız en fazla 4'ten daha küçük olan sayılar olmak zorunda. 4'ten küçük sayılar ne olabilir? 3, 2, 1 ve 0. Buraya eğer ben 4 yazarsam bölme işlemim hatalı olmuştur. Buna dikkat ediyoruz çocuklar. İlk örneğimizi biraz uzunca anlattım. Şimdi biraz hızlanarak bu etkinliklerimizi yapacağız çocuklar. 1'in içinde 6 var mı? Bu ne demek? Bir tanenin içinde 6 tane sayı çıkar mı? Hayır. O zaman yanındaki sayıya bakıyorum. 19 oldu bu sayı.
19'un içinde 6 var mı? Evet. Şimdi kaç tane olduğunu bulmam lazım. 6'şar 6'şar sayarak bunu bulabilirim. 6, 12, 18 dedim. Bakın aynısı olmak zorunda değil. Daha küçük de olabilir ama daha büyük olamaz. Buraya 24 yazdığımda 19'dan 24'ü çıkartamam çocuklar. O yüzden 3 tane var deyip buraya 3 yazıyorum. 3 tane 6. Şimdi çarpma işlemimi gerçekleştirdim. Çarpıyorum. Çıkartmayı geçtim. 1, 0. 1 ve 9'da olan görevim bitti. Şimdi sırada 2 var. 2'yi aşağı indirdim ve her indirdiğimde soruyordum. 12'nin içinde 6 kaç kere var? 2 kere var. 6, 12. 2 kere 6. 12 diyorum ve çıkartmamı yapıyorum. Bu da kalansız bir bölmedir çocuklar. Hemen 287'yi 7'ye bölüyorum. 2'nin içinde 7 yok. 28'in içinde 7, 4 kere var. Burada çarpım tablosunu çok iyi bilmem lazım. 4 kere 7, 28. Çıkardığımda 0, 0. Basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyorum. Ve bir de 28'in altına 28 yazıyorum. 287'nin altına 28 yazmıyoruz. Çünkü biz daha 7'ye geçmedik. Şimdi 7'yi aşağı indiriyorum. Ve her indirdiğimde soruyordum. 7'nin içinde 7 bir defa var. Bir defa 7, 7. Çıkardığımda 0'ı buluyorum. Buradaki örneklerimize bakalım. 5'in içinde 9 yok. 57'nin içinde 9 kaç kere var? 9'ar 9'ar saydığımda 6 kere 9 54 olacaktı. Bakın 57'yi geçmiyorum. 7 kere 9 deseydim 63 olacaktı ki 57'den daha büyük bir sayı yazamazdım. 7'den 4'ü çıkartıyorum 3. 5'ten 5 çıktı 0. 5 ve 7 ile görevim bitti. Şimdi sırada 1 var. 1'i indiriyorum. Şimdi 31'in içinde 9 kaç kere var? 4 kere 9 dersem 36 olur. Daha büyük bir sayı bulmuş olurum. Olmaz. O zaman bir küçüğü 3'e bakıyorum. 3 kere 9 27. Çıkardığım zaman 4 cevabını buluyorum. Ne demiştim? Kalan buradaki bölenden daha küçük bir sayı olmak zorundaydı. 4. Gördüğünüz gibi 9'dan küçük bir sayı. O zaman doğru. Kalanlı bir bölme olduğunu görüyorum. Cevabım da 63. Şu 972 örneğini yapalım çocuklar. 9'un içinde 9 bir kere var. Bir tane 9, 9 diyorum ve 9'un altına yazıyorum. Bakın şu üst bölüme nokta koyarak nerede kaldığımı da unutmamış oluyorum. Ve bir sonraki aşağı indireceğim sayıyı da buradan tespit edebiliyorum. Başlangıç aşamasında bu noktaları koyabilirsiniz çocuklar. 9'dan 9'u çıkartıyorum 0. Bunun görevi bitti. Şimdi yanındaki basamağa geçiyorum 7. Bunu aşağı indiriyorum ve her aşağı indirdiğimde sormam lazım. 7'nin içinde 9 var mı? 7'nin içinde 9 olmadığını görüyorum ama yoksa da 0 yazıyorum. Yoksa 0 yazıyoruz, varsa kaç tane var olduğunu buraya yazıyoruz çocuklar. 0 yazarak bununla görevim bitti. Şimdi 2'yi aşağı indirmem lazım. 72 oldu bu sayı. Sadece 2 diye sormuyorum. Şu bölümde oluşan sayı kaçsa onu söylüyoruz. 72'nin içinde 9, 8 kere vardır çocuklar. 8 kere 9, 72. Şimdi çıkartıyorum bunu ve cevabım 108'dir. Kalan ise 0'dır çocuklar. Yaptığımız etkinliklerde bölenimiz bir basamaklı sayıydı. Şimdi ise iki basamaklı sayılarla bölme işlemini gerçekleştirelim. Bir basamaklı sayılarda ritmik sayma işlemini kullanabiliyorduk. 4'er 4'er, 6'şar 6'şar, 5'er 5'er, 8'er 8'er gibi ritmik sayma yapabiliyorduk. Ama 18 olduğunda, 15 olduğunda ne yapacağız? Fark etmiyor. Yine her seferinde en büyük sayıya soruyorum. 2'nin içinde buradaki sayımız yani 18 var mı? 2'nin içinde 18 tane çıkmaz. Hemen yanındaki basamağa geçiyorum. 25'in içinde 18 kaç kere var? Şimdi çocuklar ritmik sayma yapamadığımız için bu iki basamaklı sayının bir basamağını şöyle görmeyelim. Geriye kaç kaldı? Bir basamaklı bir sayı kaldı. Tamam, bu 25'ten de bir basamağını elimizde kapatalım, görmeyelim. Geriye ne kaldı? 2.
Şimdi 2'nin içinde 1 kaç kere var diyeceğim. 2'nin içinde 1 2 kere vardır. Ama unutmayın, biz buraya kaç yazabileceğimizi tahmin etmek için bu yöntemi kullanıyoruz. 2'nin içinde 1 2 kere vardır dedim ama kontrol ediyorum. Belki de doğru bilgi değildir. 2'yi bulduktan sonra şimdi çarpma işlemimi gerçekleştiriyorum. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 1, 2. Bir de elde 3. Bak, 25'ten daha büyük bir sayı buldum. O zaman bu 2 olamaz. 25'ten 36'yı çıkartamam. O halde 1 küçüğünü alıyorum. Yani 1 yazıyorum. Şimdi çarpma işlemini gerçekleştirelim. 1 kere 8, 8. 1 tane 1, 1. Evet, 25'ten 18'i çıkartabilirim. 15'ten 8 çıktı, 7. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0. Şimdi ise 2'yi indiriyorum. Bakın, aynı mantıkla ilerliyorum. Bu iki basamaklı sayıyla bulmak benim için zor olduğu için bir basamağını elimle kapatıyorum. Buradan da bir basamak kapatma işlemi gerçekleştiriyorum. Belki iki basamak da kapatabiliriz. Amacımız şu: burada bir basamak bırakmak. Bir tane elimizle kapatmamız yeterli. O zaman buradan da bir tane elimizle kapatıyoruz. Geriye ne kaldı çocuklar? 7. 7'nin içinde 1, 7 kere vardır çocuklar. 7 yazıyorum ama ne demiştim ben? Kontrol ediyorum. Eğer daha büyük bir sayı çıkıyorsa bir küçüğünü alıyorum. Yine büyük sayı çıkıyorsa yine küçük sayısını almam lazım. 7 kere 8 56. Bakın, 56'nın 6'sını yazıyorum. Elde var 5. 7 kere 1 7. 7'ye 5 eklediğimde bu 70'li sayıdan daha büyük bir sayı çıkacak. Yani 7 5 daha 12. Bakın, 72'den 126'yı çıkartamam. O halde 7 değildir. 6'ya bakalım o zaman. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 1 6. 4 de elde 10. Bakın, yine büyük bir sayı çıktı. Demek ki 5 almam gerekiyor. 5'e de bakalım. 8 kere 5 40. Elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. Yine büyük çıktı. Yani bu 72'den büyük bir sayı bulmamam lazım. O zaman 4'e bakıyorum. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 1 4. 3 de elde 7. Şimdi çıkartma işlemi yapabilirim. 0 0. Bakın, burada başka sayı kalmadı. Cevabım da 14'müş. Tabii ki her seferinde bu kadar 2-3 tane deneme yapmıyoruz. Genelde birlerde bu çok uzun oluyor. Ama diğer türlü 2 ile başlayan, 3 ile başlayan sayılarda bu kadar uzun olmuyor. Bakın, 873'ü 15'e bölelim diyor. 8'in içinde 15 yok. 87'nin içinde 15 kaç kere var? Şimdi bunu bulmam lazım. Ne demiştim? Bir basamağını görmüyorum. Buradan da bir basamağını görmüyorum. 8'in içinde 1, 8 kere vardır. Bazen uzun uzun çarpmadan da bunun büyük olabileceğini anlayabilirim. Mesela 8 ile 5'i çarpıyorum. 40. Elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 de elde 12. Şimdi bakıyorum, 8 çok büyük geldi ama bir tane de indirmiyorum. Çünkü aradaki fark 15'ten daha fazla. O zaman iki tane indirebilirim diye düşünüyorum. 6'yı deniyorum. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 1 6. 3 de elde 9. Bakın, yine büyük bir sayı ama çok yaklaştım. Sayı birbirine çok yakın olduğu için 6 değil de bir küçüğünü alıyorum. Yani 5'i deniyorum şimdi. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. Tamam. Şimdi çıkartma işlemi yapabilirim. 7'den 5 çıktı, 2. Dikkat edin, bu kalan sayı buradaki bölen sayısından daha küçük olmak zorunda. Burada küçük. Doğru yapmışım. Şimdi 3'ü aşağı indiriyorum. Oluşan sayım 123. Ne demiştim? Bir basamağını görmüyorum. Buradan da bir basamağını görmüyorum. 12. Burada da 1 kaldı. 12'nin içinde 1, 12 tane var. Ama buraya en fazla bir basamak yazabilirim. O yüzden 9'la başlıyorum. 11 yazamam, 10 yazamam. 9'u deniyorum. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 9 kere 1, 9. 4 de elde 13. Bak, biraz fazla geldi. O yüzden bir küçüğünü alıyorum. Yani 8'i yazıyorum. 8 kere 5, 40.
elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 de elde 12. Şimdi 123'ten 120'yi çıkartabilirim. 3, 0, 0. Başka sayım kalmadığı için bu kalandır. Bu da benim bölümüm, yani cevabımdır. Bölme işleminde bölen eğer bir basamaklıysa bu ritmik saymalardan çok rahat yapılabilir. Ama bölme işleminde bu bölen 2 ya da daha fazla bir basamağa sahipse sayıyı elimizde kapatma yöntemini uygulamamız bizi daha kolay yaptıracaktır. Ama bu dediğim 1 de biraz uğraştırıyor. Ama 1 dışındaki sayılar da çok fazla uğraştırmıyor. Ne dedim? Bakın 508'i 20'ye bölelim diyor. Gelin bakalım. 5'in içinde 20 var mı? Yok. 50'nin içinde 20 kaç kere var? Şimdi bir basamağını görmüyorum. Bunun da bir basamağını görmüyorum. 5'in içinde 2 kaç kere var? 2, 4. Bir tane daha sayarsam geçer. O yüzden 2 tane diye söylüyorum. 2 ile şimdi 20'yi çarpacağım. Dikkat edin, biraz önce kapattığım bu sayılar bölümü bulmak içindi. Bölümü bulduktan sonra çarpma işlemine kaldığım yerden devam ediyorum. 2 ile 0'ı çarpıyorum. 0. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. Çıkartıyorum şimdi. 0'dan 0 çıktı. 0. 5'ten 4 çıktı. 1. 8'i aşağı indiriyorum. 108 oldu. 108'in içinde 20 kaç kere var? Bir basamağını görmüyorum. Bunun da bir basamağını görmüyorum. 10. 10'un içinde 2, 5 kere vardır çocuklar. En son yazdığım 5 ile şimdi 20'yi çarpmam lazım. 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. Evet, 108'den küçük bir sayı buldum. O yüzden çıkartabilirim. 8'den 0 çıktı 8. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Başka sayımız kalmadığı için bu bizim kalanımızdır. 25 de bizim bölümümüzdür. Eğer kapatma yöntemini kullanmıyorsak 50-50 saymamız lazım. Mesela 444'ü 50'ye bölelim. 4'ün içinde 50 var mı? Yok. 44'ün içinde 50 var mı? Yok. O zaman 444'ün içinde 50 kaç kere var? Ne dedim? 50'şer 50'şer sayarak bunu bulabiliriz ama bu da uzun bir yöntem. O yüzden sondaki bir basamağı görmüyorum. Bunun da bir basamağını görmüyorum. Bunu şu bölümdeki bir sayıyı bulmak için yapıyoruz. 44'ü 5'e bölelim şimdi. 9 kere 5 desem 45 olur. Fazla gelir. O yüzden 8 diyorum. Kontrol ediyorum. Eğer bu da fazla gelirse o zaman 7'yi alacağım. 8 ile 0'ı çarpıyorum 0. 8 ile 5'i çarpıyorum 40. 400 daha küçük bir sayı. Bakalım. 4'ten 0 çıktı 4. 4'ten 0 çıktı 4. 4'ten 4 çıktı 0. Başka sayım kalmadı. Bu da 44 50'den küçük bir sayı olması lazımdı. Bu da doğru. Bu da benim bölümümdür çocuklar. 828'i 80'e bölmem lazım. 8'in içinde 80 yok. 82'nin içinde 80 kaç kere vardır? Yani kapatma yöntemini uygulamayacaksak 80'er 80'er saymam lazım. Yani 80, 160, 240 diye sayabilmem lazım. Ama dediğim gibi bir tane kapatarak daha rahat yapabiliriz. Ama 82'nin içinde 80 bir defa vardır. İki tane 80'i saysam bu 82'yi geçecektir. O yüzden 1 diyorum. Bir tane 0, 0. Bir tane 8, 8. 82'den şimdi 80'i çıkartalım. 2, 8'den 8 çıktı. 0, tamam 2. Şimdi son basamağımı aşağı indiriyorum. 8. Oluşan sayım 28. Ve her indirdiğimde sormam lazımdı. 28'in içinde 80 yok öğretmenim. Yok deyip böyle durmuyorum. Her sorduğumda eğer varsa kaç tane var olduğunu, eğer yoksa 0 yazmam gerektiğini biliyorum ben. 0'ımı da yazdığıma göre, başka da sayım kalmadığına göre 28 benim kalanımdır. 10 da benim bölümümdür çocuklar. 981'i 27'ye bölelim diyor. 9'un içinde 27 yok. 98'in içinde 27 kaç kere var? Son basamağı görmüyorum. Burada da bir basamağı görmüyorum. 9'un içinde 2 kaç kere var? 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. 10 dersem geçiyor. O yüzden 4'ü alıyorum. Ve 4 ile 27'yi çarpıyorum. 4 kere 7, 28. Elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 de elde 10.
Gördüğünüz gibi 108, 98'den büyük bir sayı. Yani 98'den 108 çıkartamam. O zaman ne yapmam lazım? Buradaki 4'ü bir küçültüyorum, 3 yazmam lazım. 3 ile çarpıyorum. 3 kere 7, 21 elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde 8. Şimdi çıkartabilirim. 8'den 1 çıktı 7. 9'dan 8 çıktı 1. Son basamağımı 1'i de aşağı indiriyorum. Ve 171'in içinde 27 kaç kere vardır? Bir basamağını görmüyorum. Bir basamağını görmüyorum. 17'nin içinde 2 kaç kere var? 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18 olur. Olmaz. 9 büyük geldi. O yüzden 8'e bakıyorum. 8 ile 7'yi çarptım. 56. Elde var 5. 8 kere 2, 16. 5 de elde 21 var. Daha fazla bir sayı elde ettim. O yüzden 8 büyük geldi. 7'yi alıyorum o zaman. 7 kere 7, 49. Elde var 4. 7 kere 2, 14. 4 de elde 18. Yine 171'den büyük bir sayı elde ettim. 8'i denedim olmadı, 7'yi denedim olmadı. Demek ki bu 6 olacak. 6 kere 7, 42. Elde var 4. 6 kere 2, 12. 4 de elde 16. Şimdi çıkartabilirim. 11'den 2 çıktı, 9. Burada 6 kaldı. 6'dan 6 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Başka indireceğim sayı kalmadıysa bu benim kalanımdır, bu da benim bölümümdür. Şimdi de bir bölme işleminde verilen bilgileri istenilen yerlere yazmamız gerekiyor. Bölünen 2254'müş. Bunu buraya yazıyorum. Tamam. Bölen sayımız da 9'muş. Şimdi bölümle kalanı bölme işlemini yaparak bulabilirim. 2'nin içinde 9 yok. 22'nin içinde 9 kaç kere var? Bir basamaklı olunca kapatmıyorduk. 9'ar 9'ar ritmik sayabilirim. 9, 18, 27 dersem 22'yi geçeceği için 2 kere vardır diyorum. 2 kere 9, 18. Çıkartalım. 12'den 8 çıktı 4. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. Buradaki görevim bitti. Hemen yan basamağı aşağı indiriyorum. 45 oluyor böylece. 45'in içinde 9 kaç kere var? 5 kere vardır çocuklar. 5 kere 9, 45. Çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor burada. 45'ten 45'i çıkartıyorum. 0. Ve son basamağımız kaldı. Onu da aşağı indiriyorum. Her aşağı indirdiğimde sormam gerekiyor. 4'ün içinde 9 yok. Yok diyorsam 0 yazmam gerekiyor. Ve başka indireceğim sayı kalmadığına göre bu benim kalanımdır. Bu da benim bölümümdür çocuklar. Yani bize verilen bu bilgileri bu çizgiyi çizmemiş bile olsa hemen bölme sembolünü yazıp kendimiz gerekli yerlere bilgileri yazabiliriz. 1920 bölünendi, bölen ise 6'ydı. Hemen devam edelim işlemimize. 1'in içinde 6 yok. 19'un içinde 6, 3 kere vardır. 4 dersem daha büyük bir sayı bulurum. 3 kere 6, 18. Çıkartıyorum. Dikkat ediyoruz ki çıkartma işlemini sondan başlamıyoruz. 19'a sorduğuma göre 19'dan çıkartıyorum. 9'dan 8 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Tamam, buradaki görevim bitti. Yan basamağı aşağı indirme sırası. 2'yi aşağı indirdiğimde 12 oluyor. 12'nin içinde 6 2 kere var. En son yazdığım 2 ile 6'yı çarpıyorum. 12 ve çıkardım 0. Dikkat edin, son bir basamağım kaldı. 0'ı aşağı indirdiğimde burası 0 gibi görünebilir ama ben yukarıdan aşağı bir sayı indirdim. Kaç olursa olsun ve her indirdiğimde sormam gerekiyor. 0'ın içinde 6 yok. O zaman 0 yazmam gerekiyor. Burada başka indireceğim sayı kalmadığına göre kalanım 0'dır, bölümüm ise 320'dir çocuklar. Bölme işleminde sayılar bizi korkutmasın. Bu da son etkinliğimiz olsun. Buraya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 basamaklı bir sayı yazdım. Ve bunu 6'ya bölmem gerekiyor. Hiç korkmayın, 6'şarlı ritmik saymayı biliyorsanız bu sayıyı çok rahat bir şekilde bölebilirsiniz. Gelin gösterelim. 4'ün içinde 6 var mı? Yok. 47'nin içinde 6 kaç kere var?
6 kere 8, 48 derim. Daha büyük bir sayı çıktı. O zaman 6 kere 7, 42. Çarptım, 42 yazdım, 7'den 2 çıkardım, 5, 4'ten 4 çıktı, 0. Buradaki görevimiz bitti. Hemen yan basamağın üstüne nokta koyuyorum ve diyorum ki 8'i aşağı indirmem lazım. 58'in içinde 6 kaç kere vardır? Bu da 9. 6 kere 9, 54. 58'den 54'ü çıkardığım zaman 4 cevabını buluyorum. Buradaki görevim de bitti. Devam ediyorum, yan basamağı aşağı indiriyorum. 3. 43'ün içinde 6, 7 kere vardır çocuklar. 7 kere 6, 42. En son yazdığım sayıyı çarpıyorum sadece. Çıkardım, 1. Bununla da görevim bitti. Kaldığım yerden devam ediyorum. 6. 16'nın içinde 6, 2 kere var. 2 kere 6, 12. 3 deseydim 18 olurdu, geçerdi, olmazdı. 6'dan 2 çıkardım, 4. 1'den 1 çıkardım, 0. Şimdi de 2'yi indiriyorum. 42'nin içinde 6, 7 kere vardır çocuklar. 6 kere 7, 42. Çıkartıyorum, 0, 0. Şimdi ise 0'ı aşağı indiriyorum. Ama 0'ın içinde 6 yok. O zaman bir tane 0 ekliyorum. 0'la olan görevim de bitti. Şimdi 3'ü indiriyorum. 3'ü indirdim ama yine yok. 3'ün içinde 6 yok. O zaman bir 0 daha yazıyorum. Şimdi de 9'u indiriyorum. 39. 39'un içinde 6, 6 kere vardır çocuklar. 6 kere 6, 36. Çıkartıyorum, 3. Sonuna da 0 ekliyorum. Şimdi son basamağımız olan 8'i de indiriyorum. 38. 38'in içinde 6, 6 kere vardır. 6 kere 6, 36. Çıkardım, 2 kaldı. Evet, bütün sayıları tek tek sırayla indirip sordum. Bunun içinde bu kaç kere vardır? Ya da bunun içinde bu var mıdır diye. Yaptığımız başka hiçbir işlem yok çocuklar. Mantığı sadece bu kadar. Evet, bugün sizlerle doğal sayılarla bölme işlemine aslında sadece giriş yaptık. Bununla ilgili birkaç etkinlik çözdük. Kurallarımız vardı. Kalan sayımız bölenden büyük olamazdı. Daha küçük sayı olması lazımdı, bunu biliyorum. Tabii ki bölme işlemiyle ilgili birkaç kural daha var ama onun videolarını çektiğim sırada bahsedeceğim. Ama şöyle kısaca bahsedebilirim. Bölünen sayıyı bulmak için bölen ile bölümü çarpıyoruz. Varsa kalanı topluyoruz. Bölen ya da bölümü bilmiyorsak bunların ikisi yer değiştirebilir. Ama dediğim gibi bunların kurallarını birkaç video sonra detaylı anlatacağım zaten. Bölme işleminde çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bölenimiz bir basamaklı değil de daha fazla basamağı olan bir sayı ise burada da bir basamak bırakana kadar kapatma yöntemini uyguluyoruz dedik. Burada kaç tane sayı kapattıysak orada da o kadar sayıyı kapatmamız lazımdı çocuklar. Ta ki buradaki bölümün kaç olduğunu bulana kadar. Bulduk ama çarpma işlemi yaparak kontrol ediyorum. Eğer buradaki sayı daha büyükse bunun bir küçüğünü alıyorum. Gene büyükse bir küçüğünü daha alıyorum diye deneyerek böyle büyük sayılarla da bölme işlemi yapabiliriz çocuklar. Her yeni öğrendiğiniz konuda başta zorlanabilirsiniz ama bolca etkinlik yaparak aslında hiç de öyle zorlandığınız gibi konular olmadığını göreceksiniz. En önemlisi de kendinize güvenmelisiniz çocuklar. Anlayamayacağınız hiçbir konu olmadığını bilmenizi isterim çocuklar. Evet, bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Ar Yayınları ailesine teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.